Efendim, Fikrelerle Türkiye programının en güzel bölümü var sırada. Çünkü gelin palavraları beraber izleyelim. Hem de peyonun ağzından. Ya bu tevhem nerede kaldı? Ne zaman gelecek? Eli kulağında, birazdan gelir. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Oturun, oturun, oturun. Duasınızı unutmayın, oturun. Emin nerelerdesin bir haftadır ya? Ya öyle yorgunam ki. Dur hele anlarım. Geçen hafta evde oturuyordum. O arada telefon çaldı. Hele deyin kim ola? Kim emin? Hele de ki kim ola pala? Kim emin? Rusya Başbakanı Putin. Putin değil emin, Putin, Putin. E sen benden iyi mi biliyorsun yeğenim? Bende yalan da yok, hılan da yok arkadaş. Dedim hayırdır, ne istiyorsun kardeş? Son zamanlarda dedi doğal gaza dadanmışlar. Çalıp çalıp götürürler. Başka ülkelere ucuz ucuz satırlar. Dedi ki bu işi çözerse Teyop Elvan çözer dedik. Seni çağırmaya karar verdik. Ecele ölmüşlerin hayrına çık gel buna bir çare bul. Telefonu kapattım. Biraz sonra 4 tane helikopter evin üstünde dolanıyor. Niye 4 tane emin? Altıya mı? Eyvallah şahatım kardeşim. Şimdi bir tanesine ben bineceğim. Efendime söyleyeyim. Üçü de beni korumaya alacaklar. Neyse. Bindim helikoptere. Gitmeye başladık. Havalandık. Epey bir gittik. O arada bizim Türk jetleri etrafımızı sardı. Etrafımızda helikopterlerin etrafında nasıl dolanırlar? Nasıl dolanırlar he? Bende yalan da yok, hılan da yok arkadaş. Rus helikopterleri ya düşürecekler. Benim orada olduğumu bilmiyorlar. Böyle camiyi açtım, bağırdım. Ula dedi uşaklar benim. Şimdi helikopterin camını açtın, dedin he benim, benim. E ulan nereden bağıracağım da? Tabii ki camını açıp yine bağıracağım. Neyse dedim daha benzin harcamayın geri dönün. Benzine yazın. Neyse biz helikopterle geldik, Putin'in bahçeye geldik. Putin geldi, neyse sarıldık marıldık. İçeri girdik arkadaş. Envai türlü yemekler hazırlamışlar he. Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş. Karnı yarık. Karnı yarık. He. Aşmalı yahni. Bir de herle çorbası pişirmişlerdi. Herle çorbası. He. Herle çorbası nereden bilirler teyemi? Erzurum o zamanlar eskiden işgal etmiştiler ya. Erzurum'dan öğrenmişler. Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş. Şimdi yemek yerken o arada da konuşuruz. Dedi ki ya teyemim, dedi son zamanlarda dedi bizim doğal gazımızı çalırlar. Uğraştık bir türlü bulamadı çalanı. Kim çaldı teyemim? Kim? İşte onu anlatıyorum falan dinle. Neyse dedim ki dur bir karanlık çözsün. Ben bir boru hattında böyle bir gezin bakayım. Dedi sana asker katak mı? Dedim yok arkadaş ben işimi tek başıma görürüm. Dedim bana sadece bir tane tüfek verir, bir tane de gece görür dürbünü verir yeter. Neyse karanlık çöktü arkadaş. Çıktım o boru hattını, doğalgaz boru hattını takip edilir. Epey gittim ki uzaktan bir ışık. Biraz daha yaklaştım ki arkadaş, ne yaklaşayım? Doğalgaz mafyası tırı yanaştırmış. Boruyu delmişler, oradan tıra doğalgaz doldururlar. Tıra doğalgaz mı yüklürler? E tırın üstü açık değil mi, teve mi? Ulan kamyonla mı götürsünler? Doğalgazı doldururlar tıra, kapılarını kapattın mı nereye çıkacak? Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş. Neyse o ara bağırdım. Ulan dedim teslim olun. Teslim oldular mı? Nereye teslim olurlar? Ulan kurşun yağmuruna tuttular beni arkadaş. Kendimi ile doğalgaz borusunun arkasına atmasan gidirim.
Gidilem arkadaş. Olan arkadaş. Tekrar bakırdım. Teslim olun. Yok. Nasıl kurşun yağmış. Ben bile borunun kenarından kafamı çıkarttım. İki el bunlara salladım. Ola bir kurşun sen git arkadaş. Tıra isabet et. Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş. Tır cümbülemesiyle etrafındakiler sağa sola darmadağın oldular. Otel de arkamdan adamlarını göndermiş. İhtiyat olsun diye. Bunları teker teker topladılar. Topladılar. Doğru hep beraber gittik Poten'in evine. Poten bana dedi teyem Allah senden razı olsun. Sarıldık marıldık. Dedim ki bak o ki sana bu iyiliği ettim. Sen de bize bir iyilik et. Yani. He. Doğru. Yani. Dedim ki herkese kaç hasat isansa doğal gazi Türkiye'ye onun yarısını vereceksen. Yarısı kadar alacaksan. Dedi tamam teyemin. Benim başım üstüne. He. Ucuz vereceğiz. Ucuz. Bugün eğer ucuz doğal gaz yakışsa benim sayemde yakışsız da ben de yalan da yok, hılap da yok arkadaş. Bu arada ne ettim? Ne ettin teyemin? Çok vakit ağzına kadar dondurttum. Bu da kademesi da. Ben de yalan da yok, hılap da efendim bakalım şehirdeki top atışları neden yapılıyormuş? Kimi karşılıyorlar? İzleyin. Selamun aleyküm Feyzo. Aleyküm selam Yunus. O da en sonunda rahat edebileceğim bir yere geldim ya. Niye ki lo, ne oldu ki? Ya şehrin merkezinde mi ne bir top sesleri geliyor ya. Ha, şu top seslerinden bahsediysen. He, bir pazar günü uşaklarla oturup bir dinleneyim dedim. Çok rahatsız oldum ya. Attım kendimi buraya. He ya. Vallahi ben de aynı dertteydim. Evde oturuyordum, dinleniyordum. Ula o top sesleri kafamı davul gibi etti. Ben de çektim geldim buraya. Peki bu top seslerinin sebebi nedir? Sen biliyor musun onları? Ya bu İngiliz kraliçesi. Elizabeth mi ne gelmiş. Onun için atıyormuş topu. La bizimkiler attığını közünün bebeğinden vuruyordular. Ne oldu bunlara böyle ya? Niye ki lo? Bir saattir topa dahilen bir kadın... Oy! Kaldın ya? Kusura bakma Gülo. İşim biraz uzadı da. Ağaç olduk burada. Hayatımda böyle güzel bir ağaç görmedim. Şu yapraklara bir bak. Şu elmalara, şu kirazlara bir bak. Ya böyle konuşma o zaman sana kızamıyorum. Geç kaldım ama bir sor. Niye geç kaldın? Niye geç kaldın? Bundan sonra yürüyerek gezmelere son. Arabayla gezdireceğim seni. Ne? Doğru mu dizler? Vallahi artık yürüyerek gezmelere son. Sevgilin Narin seni... arabayla gezdirecek. Ay, hep arabayla gezen sevgililer özlediydim biliyor musun? Bizim arabamız nasıl olacak? Bir kere büyük olacak. Niye? Malum ikimiz de iriyiz ya. Yani en azından ben iriyim. Girmek ister misin? Ay isterim tabii. Nerede arabamız? 15 dakika sonra gelecek. Ne? Yoksa sen şoförlü mü? Nereden bildin kız? Nereden bileceğiz? Otobüs durağından. İyi de niye arabayı otobüs durağından binik? İlahi Gulu, belediye otobüsüne taksi durağından binecek halimiz yok ya. Kız? Bakalı kız, babamdan 50 lira kopartacağım diye kopağım çatladı, anam ağladı. Onun için geciktim. Artık belediye otobüsüne binerek değil mi? Hem böylelikle yürümemiş olursun. Bu durumda sana bir iyi bir de kötü haberim olacak Narin. İyi haber alayım. Belediye otobüsüne seninle beraber bineceğim. Güzel, kötü haber. Tek başıma ineceğim. Ne edin kız? Efendim, sıradaki fıkrada hiç yabancı olmadığımız bir dilenci düzenbazlığı vardır. İzleyin. Allah rızası için abiye zürriye bir set.
Allah rızası için av özürlüğe bir sedaka. La kardeş senin halan acıdım ha. 50'ye tele vereceğim. Allah ne muradın varsa versin. Telefonun çarı, telefonun. Oh, benim telefonum değil, senin telefonun. Benim telefonum yok ki oğlum. Ben dilendiğim, ben de telefon ne arar? Anlaşıldı, anlaşıldı. Ya bak şimdi onu bu abi zengin bir adam verdiydi sedaka olarak. Git. Benim yalanlara karnım tok oğlum. Bak şimdi tamam. Pit pazarından aldım onu. Böyle 1 megapiksel kamerası var. Çözünürlükleri iyi değil. Fotoğraf çekmiyor. Ne bileyim böyle kaçak MB3'te çalmıyor. Abi ahmak bir telefon. Neyse neyse. Yine telefonun çarıyor oğlum. Ya bak abi tamam anladım ben de. İkinci el bir telefon. Eğer yalanım varsa Allah çarpsın beni ya. Görünüşe bakılırsa yamuk elin ayakın güzeldi. Çarpılacağın yerde tam tersi oldu. Olamaz böyle bir şey. Ay kurban olduğum Allah'ım. Dünyayı ipsiz direksiz tutturan yumurtaya can veren Allah'ım. Yalana buraya ya. Yürüyebilirim. Bu bir mucize. Mucize he mucize. Ben sana şimdi mucizeyi gösteririm ula. Kırtla koşabilirim. Günaydın Yunus. Günaydın, günaydın. Nasılsın Feyzocuğum? Ya hiç sorma başıma gelenleri ya. Bizim evin önünde bahçe var ya. Oraya 100 tane ayı girdi. Onları kovalamakla uğraşırdım. Ne? 100 tane ayı mı? He ya, 100 tane ayı. Evin bahçesinin ortasında bir tane ağaç var ya. Orada da böyle bir bal kovanı var. Ona gelmişler. Yo, sen nerelerdesin 2-3 gündür hiç görünmüsen? Ben de birkaç günden beri yokum piyasada. Ha bizim kabinin önünde bir çeviz ağacı var ya. Ha o çeviz ağacının tepesine çıktım. Sabaha kadar çevirmen taşı çevirdim. Çeviz ağacının tepesinden sabaha kadar değirmen çevirdin ha. Ulan yalan olur da bu kadar olmaz ya. Tamam o zaman sen abi 100 tane ayıyı bire indir. Ben o çeviz ağacının tepesindeki değirmen taşını yere indireceğim. Efendim bakalım bizim Yunus niye ağlaymış? Bugün neyin son günüymüş? Merak ettim izleyin. Kabul etmiş olsaydım bugün hapisten çıkmış olacaktım. Vış! Ay kafa! İyi günler Gülhan Hanım. İyi günler Temel Bey, iyi günler. Biraz üzgün gördüm seni, hayrola bir şey mi oldu? Ya sorma Temel Bey, kocam dün gece gene çok içmiş. Eğse mahalleye girdiğinde arabayla bir elektrik direğine çarpmış. Ne diyorsun? Sormayın çok kötü bir durum çok. Peki bir şey öldü mü? Ya işte arabayı tamirciye verdik. Bakalım daha da yeni almıştım bilir misin? Ya ben arabaya sormayalım. Ha yok elektrik direğinde de çok fazla bir şey yok. Zaten bugün yenisini istedikmiş. Ya ben elektrik direğini de sormayalım. Kocana bir şey öldü mü? Vallahi bilmiyorum ki o karakaşa da onu nereye götürdüler. Nasıl? Efendim, tatile çıkan çiftler bakın arkalarına neyi unutmuşlar. İzleyelim. Vallahi Gülo, gideceğimiz bu tatil bize çok iyi gelecek ha. Bütün stresimizi inşallah orada atacağız ha. Ulan Faysal. Ya,
hemen eve dönmemiz lazım. Niye? Ne oldu ki Gülo? Ulan şimdi aklıma geldi. Ben de çift işte unuttum. Ya bir şey olmaz. Bak saat kaç oldu? Otobüsü kaçıracağız o. Ulan ne diyorsun sen? Üçü diyen fişte unuttum diyeyim. Anlamayayım mı sen? Ya ben de bir şey olmaz diyeyim. Yürü bak otobüsü kaçıracağız. Ulan sen ne kamsız, ne rahat adamsın ya. Üçü fişte unuttum diyeyim ya. Yangın çıkarsa? Ya ben de sana merak etmediğim bir şey olmaz. Ben de muslukları açık unuttum. Allah Allah. Suda balık yan gider, Leylim aman aman aman. Suda balık yan gider, Leylim aman aman aman. Utamadım ula da. Ula bir dur da, beklirik da. Ne oğlum mangal sönü da. Açlıktan ıslım geçti oğlum. Aha, aha. Geliyor balalarım. Ula ula hem de iki tane. Ula 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 ula. Derya kuzuları, derya kuzuları. Ya bunlar o ula ula ula. Ellem ölsün oğlum iyice. Ala balık hem de la. La mangal hazır mı? La sönür bile oğlum. Ölsünler. Öldü öldü herhalde hele bak. Yok ölmediler. Öldü mü la? Yok. Ben sana demedim mi tutarım? Öldü herhalde, hele bak. Ya ölmediler, ölmediler ya. Ulan aklın küpüne tükürüm. Hem bile boğazından tut, suya sok boğulsun da. Ney? He ya. Efendim, yeni evlenen çiftler balayına çıkarlar. Doğaldır tabii. Peki gittikleri otelde bakın, hangi sürprizlerle karşılaşacaklar? İzleyin. Allah. Gülü kah, yok. Tutturdun beni kucağında taşı diye. Zaten benim de benim ağrıyım. Kusura kalma Gülü. Gelini kucağında taşımak gelenek. Ya ne gelenek Gülü? Sen bu Amerikanya filmlerini izliyorsun, ondan sonra bana uygulatıyorsun. Bana bak, gittiğinden kafamı attırma, bak vazgeçerim ha. Ya neyse Gülü, artık bu işi bitirelim değil mi? Yavaş yavaş başlayalım artık, ya Allah. Ay, siz erkekler ne kadar duygusuz. Ya. İnsan azıcık işle yapar. Biraz saygı gösterir. Ya Gülo ne cilvesi, ne duygusu? Bak zaten sinirim tepemde, delendirme beni yok. Allah Allah. Ya Gülo ben tam 8 senedir bu anı bekliydim. Hadi şu işi bitirelim artık Gülo. Ya Allah. Dur korkuysam benim. Ya niye korkuysam karıcığım? Ya ben senin artık resmen kocanım. Gülo. Servisi. Ula çüş! Ula oğlum kapıyı çalmadan niye girsen? Kapıyı acıyordu da o yüzden öyle çalmadan girdim ben. Ula kısa kes ne istin sen? Ben bir şey istemeyelim. Siz bir şey istediniz ki onu getirdim de. Biz de hiçbir şey istemedik ki. Olur mu bana aşağıdan dediler ki git bu şarabı 305'e bir ak gel. Ula oğlum biz şarap marap istemedik. Hem biz ikimiz içki içmiyik ki. Ya Fezo tamam şöyle bıraksın şuraya geçsin hadi. Heh, bırak öyle. Hadi yürü git, hadi yürü. Yenge, ha bu kendin ufak da kiraladınız. Ulan sana ne? Ya ben evleniyorum da. O yüzden işe yattım da. Ulan oğlum şimdi bunları sormanın sırası mı? Daha sonra konuşuruz. Hadi sen işine gücüne git, yürü. Başka bir evimiz var mı? Var. Buyurun. Allah için bir daha seni gözüm görmesin. Yürü, 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 yürü git hadi yürü. Allah Allah. Vallahi çattık Gülo ya. Neyse Gülo. Artık biz işimizi bitirebiliriz. Bak garson da gitti. Ya Allah hadi başlayalım. Gülo. Ula oğlum. Ben sana bir daha seni gözüm görmesin demedim mi lan? Haklısınız efendim, çok haklısınız. Ben şarabı yanlış getirmişim, yanlış odaya yanlış şarabı aldım geldim buraya. Ben o yüzden şarabı geri götürüyorum da. Ula çabuk, ne alacaksan al dışarı çık, yürü, 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 yürü. Yürü çık git, Allah Allah. Ulan sanki otele değil, devlet dairesine geldik lo. Neyse,
ortalık sakinleşti. Artık inşallah bu garson bir daha gelmez. İşi bitirelim, hatta kavuşalım bak. Ortalık da sessizleşti. Öyle değil bugün. Canım benim. Lan sen de kimsin? Ben bu otelin tesisatçısıyım. Sizin banyodan aşağı odaya su akırmış, onun için geldim. Ya kurban olam kardeş, gözünü seven. Bugün git, yarın gel, olmaz mı? Alttaki odada kim kalıysa onların otel kiralarını ben ödeyim, başka odaya geçsinler. Olur mu efendim? Ben bu otelde boşuna mı para alırım? Ya oğlum sen ne kadar alıysan ben sana iki katını vereceğim. Vallahi ben o zaman bir 500'ünü alırım. Ola tamam. Ben sana 1000 lira vereceğim. Hemen burayı terk et, yarın gel. Al. Allah Allah. Ula gerdek gecesi oldu, azap gecesi ya. Neyse. Tesisatçı bir daha gelmez umarım. Bu işi bir an önce bitireceğiz Allah'ın izniyle. Ya Allah. Allah Allah. Ula oğlum ben sana bugün git yarın gel demedim mi? Yarın gelmeyeceğim ya, onun için geldim. Allah niye ki lan? Aşağıdaki odaya damlayan sular yandaki odadan damlıyormuş. Sizin odadan değil. Allah Allah ula tamam hadi git hadi git. Allah Allah. Ya vallahi bu otelde kafayı yiyeceğim ya. Kilo bak bir an önce bu işi bitirmezsek ben biteceğim ona göre. Hadi bir an önce o çocukla gittikten sonra bu işi bitirelim ha. Mümdersin Kilo. Hayda. Yok. Vallahi bize rahat yok. Baba. Baba. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler baba. Baba sen ne işin var burada? Sorma kızım. Moralim çok bozuk. Allah Allah ya moralin niye bozuk baba? Senin ne işin var burada ya? Ne olacak? Ananız olan o cadıyla yine kavga ettik. Çık git dedi dışarı bana. Ben de kaldım bu sokaklarda. Ne yapayım ne yapayım diye düşünürken birden aklıma siz geldiniz. Ben de çıktım geldim buraya. İyi hallettin. Anlamadım. Yani hoş geldin baba, hoş geldin. Böyle bir günde başka yerde olmaman lazım, öyle değil mi? Baba biz sana ayrı bir oda tutsak? Yok kızım yok. Ben zaten çok yorulmuş, şuralara ömür yatarım ben. Ya baba biz sana başka oda tutak, ne masrafı ne zahmet ya? Yok oğlum zaten çok masraf ettim. Ben şuralarda bir yerde yatarım. O kadar da uykum var. Ha, ben şuraya kırılır yatarım. Hiç şiitmem, rahatsız olmam siz. Hilo. Baba. Hilo. Hilo. Uyudu galiba, uyudu. Hilo. Madem ki uyudu, artık biz bu işi rahatlıkla bitirebiliriz. Saçmalama Pezo, babam buradayken olmaz. Kız olur. Sen merak etme. Ben sessiz sedasız bu işi bitiririm. Pezo olmaz ya. Kısmet sayalım akşama. Emin misin Gülü? Evet Pezo. Son kararın mı? Evet. O zaman ben telefon joker hakkımı kullanmak isteyeyim. Kim arayacak sana? Avukatımı boşanmak için. Vay. Narin, bu ne haldir lo? Sorma Reşo kardeş, başıma neler geldi bir bilsen. Ulan bırak bu klise lafları da anlat ne oldu? Geçen gün arabamı çaldılar. Yapma ya, vah vah vah. Ulan oğlum sen benimle dalga mı geçsin la? İşte araba orada duruyor. 3 gün sonra geri getirdiler. Çalan adamlar mı? Evet, arabanın içine de bir not bırakmışlar. Ne yazmış Nar? Çok özür dilerim. Arabanızı 3 günlük acil bir ihtiyaç için ödünç aldık. Kendimizi affettirmek için de size bir sinema bileti bıraktık. Vay be. Vallahi adam gibi hırsızlarmış ha. Helal olsun la onlara. Ben de senin gibi düşündüm. Doğru gittim sinemaya. Film çok güzeldi vallahi. Tam 2 saat sürdü. Çıktım geldim eve. Abau! Bir de gördüm ki ev tam takır bomboş. Ulan oğlum senin ağzın ne söylüyor? Yoksa evi soydular mı? Evet soymuşlar. Bir tek bu sandalyeyi bırakmışlar. Bir de üstüne not bırakmışlar. Peki onda ne yazmışlar? Evi soymamız için bize bahşettiğiniz 2 saatlik süre yetti de arttı bile. Umarım filmi beğenmişsinizdir. Vıyy!